Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. Habertürk'ten 360'dan merhaba. Bugün manşeti atıyoruz biz. Haydi ekrana gelsin. Tarihte yeni sayfa 6 Ocak isyanı diyoruz bugün için. Dünkü 360 yayınında Amerikan Kongresi'ne kaos çıkar mı diye sormuştuk. Evet çıktı ve hem de ne kaos çıktı. 6 Ocak demokrasi tarihine, sadece Amerikan tarihine değil, demokrasi tarihine damga vuran bir gün oldu. Kongre 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı Amerika'da. Detaylarını ve yansımalarını konuşacağız. Başlıyoruz hemen. Kalan görüntüler böyle, kalan siyasi miras da bugün bizim konumuz olacak. Washington'a uzanıyoruz. Habertürk yazarı Oray Eğin bizi bekliyor orada. Oray günaydın. Haberler sende, İyi akşamlar. Ne var ne yok dinleyelim. Afşin, dün geceden beri Amerikan medyası yerli terörist diyor kongre binası Kapitol'e saldıranlara. Trump'ın darbe girişiminde bulunduğunu söylüyorlar. Bizim çok aşina olduğumuz sivil darbe ifadesini kullanıyorlar. Tarihin en kötü başkanı olarak geçecek artık tarih ediyorlar. Öyle hatırlanacak Donald Trump diyorlar. Bunlar tabii merkez medyanın görüşleri. Bir de Trump yanlısı medyanın, yani dün o Kapitol binasına saldıran insanların takip ettiği marjinal işte niş yayın organlarındaki yayınlar da çok ilginç. Onlarsa sorumluluğu Trump dışında herkese yüklüyorlar. Mesela Mike Pence artık pedofil diyecek noktaya geldiler. Bunların bir kısmının Twitter hesapları, sosyal medya hesapları kapatıldı. Antifa'nın ve siyahların hayatı önemlidir grubunun bu konuda sorumlu olduğunu söylüyorlar. Tabii hiç alakası yok. Yani neredeyse bir ya da iki tane siyah insan vardı. Dün ben o Kapitol binasındaydım. Kapının içine girecek kadar o kalabalığın içindeydim. Dolayısıyla mesela dün gece hala senatoda bir takım senatörler, bu seçimde şaibe iddiasının olduğunu söyleyen senatörler hala sorumluluk kabul etmediler. Hala seçimde şaibe olduğunu söylüyorlardı. Yani evet, dün böyle bir şey yaşandı ama hiç kimse bu konudan da pek fazla ders almış gibi gözükmüyor. Özellikle Trump taraftarları açısından. Dün gece büyük bir kaos beklentisi aslında vardı fakat başkent polisi ve daha sonra da muhafızların etkisiyle bina tamamen boşaltıldıktan sonra sokağa çıkma yasağının da etkisiyle son derece sakin bir gece geçirdi Washington DC. 15 gün boyunca acil durum var. Bu 20 Ocak'ta Biden'ın görevi teslim almasından bir gün sonra bitiyor. Yani o zaman da bir kaosun engellenmesi için şimdiden tedbir alındı. Acil durumda tekrar sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir ama işte mağazalar, lokantalar alarmda olsunlar diye bir açıklama yaptı dün gece belediye başkanı Afşin. Oray, senin notlarını merak ediyorum. Şimdi bunlar habere de yansıyan gelişmeler ama senin gözün ne gördü? Not defterine neler yazdın sen? Washington'dasın, dolaşmışsındır etrafta. Şehrin atmosferi, duvarlar, sokaklar, mağazalar, insanların yüz ifadeleri, gazeteci gözüne neler takılıyor onu merak ediyorum. Şimdi Washington her zaman protestolara sahne olan bir şehir. İşte Vietnam Savaşı'ndan tutun da tarihi protestolar oldu. Daha bu yaz hepsini burada biz bizzat takip ettik Washington'da neler olduğunu. Ben uzun zamandır hiçbir zaman Washington'ı böyle görmemiştim. Bu yaz bile, pandemi döneminde bile bu kadar panikte, insanların bu kadar paranoyak olduğu, işte oteller gönüllü olarak kapılarını kapattılar. Lokantalar hizmet vermemeye başladılar. Ve şehirde neredeyse daha bu protestoların öncesinde bile zaten böyle bir şey hazırlıklıydı. Ve hayalet bir şehre dönüşmüştü. Sokakta hiç kimse dolaşmıyordu. İşte zaten o şehrin merkezi, dün o olayların yaşandığı yer, Kapitol binası, Beyaz Saray'ın arası turistik bir bölgedir. Turistler dışında hiç kimse yoktur. Dün de sadece protestocular vardı.
Benim yalnız en şaşırdığım şey, sabah saat erken saatlerden itibaren meydandaydım. Ben işte pop şarkıları çalıyordu. Neredeyse bir panayır halindeydim. Ben hatta komplo teorisi panayır diyorum. Çünkü işte aşı karşıtlığından kürtaj karşıtlığına kadar böyle Trump ekibinin savunduğu ilkeler vardı. Ama yaşlı insanlar gayet kendileriyle mutlu bir şekilde işte bir şekilde bu yalana inanmışlar, şaibe olduğu yalana. Orada bir kutlama halinde sanki Trump'a veda edecek gibi bir hava vardı. Ne zaman ki Trump çıktı öğle saatlerinde biraz gaz verdi o kalabalığa. Zaten Kapitolyo binasına gideceklerdi. Bunlar oraya gittiler. Tabii hiç kimsenin beklemediği şey nasıl bu noktaya varılacağıydı. Kalabalık bu kadar biber gazına rağmen, işte polisin müdahalesine rağmen biraz orada kalmaya da niyetliydi. Fakat akşam saatlerinde artık onların da yavaş yavaş korkmaya başladığını gördüm. Hep polisi siyahlara karşı savunurlardı bu ekip. Şimdi polis düşmanı oldular. İronik bir hava oldu tabii ki. Çok direnenler, biz gireceğiz, bizim işte gücümüzden hiç, bizim gücümüzde anlamadılar, bizim korktuğumuzu, korkmadığımızı bilmiyorlar, burayı mahvedeceğiz diyenler bile bir süre sonra yavaş yavaş kaçmaya başladılar. Gözlemlediklerim bunlar oldu. Oray, Washington'da, yani DC'nin neresindesin şu anda bilmiyorum ama Kongre binasını görme fırsatın oldu mu şu anda? Oranın çevresinde durum nasıl? Ve ihmal var mı güvenlik önlemleriyle de ilgili olarak, bu nasıl konuşuluyor? Onu da dinlemek isterim. Güvenlik önlemleriyle ilgili bir ihmal konuşuluyor tabii ki. Polis niye bunu, hani açık istihbaratta bu kadar açıklanma bilinmesine rağmen böyle bir protesto olacak. Polis niye bu kadar pasif davrandı? Siyah olsaydı bu protestocular bir kan gölüne dönerdi tabii ki. Niye işte İncil şovunu gördük yazın. Niye buna, bu protestoculara karşı böyle davrandı tartışmaları var. Burada Washington Belediye Başkanı polisten sorumlu değil. Ulusal bir polis var burada. Çünkü burası eyalet olmadığı için statüsü de başka yerlere kıyasla biraz tuhaf. Ama dün gece itibariyle Kongre binasının önü, yani biz neredeyse Kongre'nin balkonuna kadar girebilecektik. Polis oraya kadar çekiyor insanı. Tam orada biber gazı atıyor. Daha sonra herkes geri çekiyor. Yani biraz gel yaptı polis açıkçası. Sanki protestoculara bir zafer kazanıyormuş havası vermek için. Ama bu bir pusuydu ve bence bir taktikti. Ve çok çok kısa bir süre sonra, yani biz balkonuna kadar gelmişken bahçesine dahi giremez olduk. Yani tamamen boşaltıldı bölge. Şimdi de bu sabah daha çok erken olduğu için henüz gidemedim ama araç trafiği kapalıydı. Birazdan ben de bölgeye gidip bakacağım. Ama bir sükunet hakim. Zaten Trump protestocuları da şehir dışından gelmişti. Dün gece ve bu sabah itibariyle artık neredeyse çoğu gittiler. Bunu otellerden de gözlemlemek mümkün. Pandemi dönemindeki sessizliğine kavuştu gibi şehir şu anda. Evet, sen birazdan oraya doğru gideceğini söyledin. Saat kaç? 8'e 6 geçiyor orada. Evet. Canlı görüntü de senin birazdan gideceğin yerden, bölgeden ekrana geliyor şu anda. Tarif edeyim, Amerikan Kongre binası yakınlarından canlı görüntü ekrana geliyor. Herhalde AP ya da Reuters, arkadaşlar bilgi verirseniz onu da söyleyeyim. Reuters'dan geliyor bilgiler. Benim gördüğüm, ki oray da birazdan gidince gözüyle görecek, polis araçlarının orada bulunduğu, ufak tefek arabaların da geçtiğini gördüm ama tabii bu trafiğe yorulabilir mi onu bilmiyorum. Güvenlik görevlileri, maskeli güvenlik görevlilerini park alanında, senatonun park alanında, park yerinde görüyoruz. Bir polis aracı var. Bu da badireleri atlatmış olan işte o Kongre binası, Capitol diye adlandırılan bina şu an kubbe ekrana geliyor. Görüntüler böyle. Bu Amerika'dan canlı, şu anda Washington'dan canlı gelen görüntüler. Oray, teşekkürler. Oray Eğin bize. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oradaki durumu anlattı. İşte tarihte yeni sayfa 6 Ocak isyanı, bunun yansımaları ne olur diye konuşacağız konuklarımızla birlikte. Kendilerini bu görüntü eşliğinde ekrana davet edeyim. ODTÜ Öğretim Üyesi ve Dış Politika Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman ve Element Strateji Siyasal İçerik Üreticisi Yunus Emre Erdölen bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Hoş bulduk. Hızlı bir ilk tur yapalım sizinle. Böyle Müslüm Baba'yı da anarak soracağım size. Adını sen koy şarkısıyla. Dün yaşananların adını siz ne koydunuz? Herkesten bir cevap alabilir miyiz? Fuat Bey, Hüseyin Bey, Yunus Emre Erdölen, bir hızla yorumlarınızı duyabilir miyiz bu konuda? Neydi dünkü durumun adı? Benim de hem oradaki arkadaşlarla, Washington ve New York'taki arkadaşlarla konuşmalarımdan, hem de izlememden, hem de bugün biraz yorumları okumalarımdan ortaya çıktığı gibi
Söyleyebileceğim gibi esasında tam sizin söylediğiniz bu 6 Ocak Amerikan tarihine çok önemli bir gün, bir kara gün. Zaten kara gün diyorlar. Kara gün olarak geçecek. Bir isyan, ama bu isyan darbe girişimi olarak Amerikan tarihinde ilk defa esasında bir darbe girişimi olarak bu şeye geçti. Bütün televizyon kanalları, yorumcular bu söyleniyor da esasında darbe girişimi gibi bir şeyin Trump tarafından yapılabileceği. O kadar da yani sürprize beklenmedik değildi. İhmaller de vardı. Esasında bu yıkıcı kutuplaşma dediğimiz sorunun ne kadar vahim sonuçları olabileceğini Amerika yaşadı ve bunu esasında seçim gününden itibaren, yani Kasım ayından itibaren yaşıyor ve dün tabii burada tam söylenmedi ama bir de Senato ile ilgili iki sandalye ile ilgili seçim olduğu için ve Senato'yu da Biden yönetimi kazanınca Biden'ın başkanlığı çok güçlü olacağı ortaya çıktı. Buna karşı bir darbe girişimi yapıldı. Fakat bu biraz engellendi. Trump yalnız bırakıldı. O dünün bence ilginç olaylarından biriydi. İlk önce Mike Pence yalnız bıraktı. Arkasından diğer senatörler yalnız bıraktı. Bu tabii yalnız bırakma süreci esasında bir anlamda dün akşamın da biraz sakin geçmesini, Trump'ı çok zorladılar o eve dönün çağrısını yapmak için. Ki o çağrı bile esasında çok sorumlu bir çağrıydı. Yine hala provoke eden, hala yani olayları anlayamayan bir başkan görüntüsü olunca belki biraz sonra söyleyebilirim. Bu işte anayasanın 25. maddesi, evet, denen, evet. Mike Pence'e dönen bir acaba azil süreci çok hızlı bir şekilde olup yani etrafında olanları, gelişmeleri anlayamayan, yönetemeyen, yönetme kapasitesini, kabiliyetini kaybetmiş başkan gibi bir tartışma da çıktı. Böyle olduğu için de yani 6 Ocak bir tarafından Amerikan tarihinde darbe girişimi olarak. İkincisi, size söylediğiniz gibi 1814'ten bugüne kadar ilk defa kongrenin basılması isyan olarak. Üçüncüsü, bu kutuplaşmanın en vahim sonuçlarından biri olarak. Tabii dördüncüsü de böyle bu kutuplaşmayla gelen bu liderlerin, Trump türü liderlerin ülkelere ne kadar vahim sonuçlar yaratabileceğinin bir göstergesi olarak tarihe geçti diyebilirim. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı, siz baktınız ve tarih bugünü böyle yazar dediniz mi? Aklınızdan ne geçti? Nasıl yazar tarih o günü? Efendim. Şimdi bende mi sıra? Evet, buyurun. Sizden sonra da Yunus Emre Erdoğan'da. Sesimi alabilir misiniz? Katkı verme olarak söyleyeyim ben de. Şimdi birincisi, barışı bir protesto olarak başlayan bu olaylar kanlı bitti. Herhalde Donald Trump böyle bir beklenti içinde değildi. Yani Amerika gibi demokratik bir ülkede gösteriler her zaman oldu. Ama bir başkanın seçimleri kaybettiği kesinleşen bir başkanın kişisel ihtirasları nedeniyle iktidarı bırakmama yönünde almış olduğu ve kendisini var olan hukuk sistemi çerçevesinde haklı gören bir yaklaşımla insanları sokağa çağırması, gösteri yapmalarına olanak sağlaması düşünsel olarak belki demokratik bir hak olarak görülür ama vardığı sonuçlar açısından Amerika'nın tarihi için gerçekten kara bir gün olduğu tartışma götürmez. Dün de sizin programınızda ben gitmek zorunda kalacağını söylemiştim ve hala da aynı kanıdayım, gidecek. Yani bunun başka bir yolu yok. Sadece gidişi kanlı oldu. Yani bir Amerikan devlet başkanının seçimi kaybetmesine rağmen iktidardan ayrılırken arkasında 4 ölü bırakarak gitmesi Amerikan tarihinde bir ilk. O nedenle Amerika'yı yönetenler, karar yapıcılar, entelektüeller, siyasetçiler, bürokratlar bu olaydan ne kadar ders alacaklar, o çok önemli. Yani bu Amerika tarihi için ayrı bir ders niteliğini taşıyacak. Demokrasinin eksik yanlarını, güvenlik boyutunun ne derece ihmal edildiğinin de bir göstergesi oluyor aynı zamanda bu. Bütün bunlar yaşandı. Amerika'da bu anlamda bizim hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılın ilk çeyreğinde çok kişinin dünyada düşünemeyeceği bir olayı yaşadı. Bu
yaşanmış olan olay için diğer ülkelere bunun yansıması nasıl olacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle kamu diplomasi açısından ve demokrasi ihracı yönündeki ideolojik yaklaşımına öyle gözüküyor ki büyük oranda darbe vurdu ve Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki süreç içerisinde Afşin Hanım, Joe Biden iktidara geldiğinde ülke içinde daha çok iç politik gelişmeleri düzenleyecek önlemleri almak, ülkenin sosyolojisini ve psikolojisini alacağı ekonomik, sosyal ve siyasal önlemlerle düzeltme yoluna gidecek. Çok büyük bir hasar var, çok büyük bir zarar var Amerika Birleşik Devletleri için. Zaten bütün dünyanın da şaşkınlıkla izlediği bir olay. Yani sadece Amerika değil, bütün dünyanın şaşkınlık ve hali yaşanıyor. Bu açıdan bakıldığında benim gördüğüm kadarıyla Donald Trump'ın seçimler hakkındaki şaibe iddialarının tabii artık geçerli olmadığını biliyoruz ama iktidarı bırakmama yönündeki hukuksal çerçeveyi, hukuksal kalkanı kullanarak öyle bir girişimde bulunmuş olması herhalde 20 Ocak'tan sonra gelecek Joe Biden yönetiminin, Türkçemizde vardır ya, devri sabık yaratmak diye. Yani bir devri sabık yaratılma durumu söz konusu olabilir. Trump'ın hem bireysel hem de hani ailesel olarak önümüzdeki dönemde büyük hukuki zorluklarla karşılaşacağı tartışma götürmez. Joe Biden yönetimi bu işi hafiften almayacağını da düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kutuplaşmış olması, toplumun içindeki yaşanan gerginlikler ve bu şiddet olaylarının telgrafosu gibi görüldüğü kadarıyla. Yani kime dokunsanız patlıyor. O nedenle bu siyasal kutlamalar, bir cümle daha müsaadenizle söyleyeyim. Sosyal olaylarda deney olarak gördüğümüz kamuoyları insanlar laboratuvar olarak alırsak onları sosyolojik anlamda laboratuvarda dinamitle deney yapamazsınız. Burada dinamit Donald Trump'ın insanları çağırması ve kişisel hırsları nedeniyle iktidarı bırakmamasında yatıyor. O nedenle dinamit fitili yanmış, insanları çağırdı ve dün akşam o dinamit patladı. 4 kişinin yaşamını kaybetmesi de laboratuvarda dinamitle deney yapmaya kalkan bilim adamının durumuna döndü. Tabii çok üzücü olaylar. İnsanlık açısından tabii çok önemli. İnsanların yaşamını yitirmesi çok zor. Ama siyasi açıdan çok olumsuz etkileri olacak olan bir sürece girdi Amerika Birleşik Devletleri. Evet, dünkü yayında da bu dinamitle deney olmaz tespitinizi paylaşmıştınız. Hatta sonrasında da Evren Hanım da Amerika'dan bağlanmıştı. Biz sadece Amerika ile ilgili değil, Amerika'yı aşan bir durumla karşı karşıyayız. Demokraside fair play krizi demiştik ve üstüne konuşmuştuk. O da niye? Oyunun sonuçlarını değerlendirdiğimiz bir dönemde değiliz artık biz. Oyunun kendisi de bir problem. Oyunun kurallarına uymamakla, bunu doğru görüp de yürüyen liderlerin olduğu bir dönem. Gerekirse oyunun kuralını da bozarım diyen bir liderlik ile karşı karşıya oldu dünya. Bunun da tabii sonlara doğru sonuçlarına, başka demokrasiler için nasıl bir örnek teşkil ettiğine de geliriz. Yunus Emre Erdoğan nasıl değerlendirdi ve bu son 13 gün nasıl geçecek acaba? Neler söyledi? Ben bir manşet atsaydım, benim manşetim şu olurdu Afşin Hanım. Trump'a karşı anayasal demokrasi. Evet, çok büyük protestolar yaşanıyor. Amerika için çok kötü bir gün ama Trump istediğine ulaşamadı. İktidardaki sonuçları kabul etmeyen bir başkan kendi atadığı yargıçlar tarafından, daha 2 ay önce atadığı yüksek mahkeme yargıçları tarafından, aynı parti mensubu, kendisiyle aynı yolda yürüyen valiler, seçim yetkilileri tarafından ve en sonunda kendisiyle aynı pusulada yarışan en yakınlı olan başkan yardımcısı tarafından siyasi sadakat mi, anayasaya bağlılık mı, Trump mı, hukuk mu ikileminde kalan cumhuriyetçilerin ve bağımsız yargıçların hukuk ve anayasa demesiyle aslında durduruldu.
Bugün Amerika evet çok korkunç bir gün yaşadı ama aynı zamanda Amerika'daki anayasal kurumlar ve hukukun üstünlüğünün de nasıl seçim sonuçlarını tanımayan bir başkanı bağımsız kalıp özgür ağırlığını koruyabilen ve her daim anayasa ve hukuka bağlı olan yetkililer, siyasiler, yargıçlar tarafından nasıl korunduğunu gördük. Bu nedenle Amerika'daki demokrasinin zarar gördüğünü tespit edebiliriz ama bu zarardan da güçlü çıkan bağımsız kurumlar var. Kongre her şeye rağmen geri döndü ve Biden'ın başkan seçildiğini açıkladı. Yani Kongre her şeye rağmen işledi. Yani bugün bu yaşanan görüntüler çok kötü ama iki hikaye var. İki Amerika var. Bunu 3 Kasım'dan beri Habertürk'te katıldığımız programlarda da vurguladık değerli hocalarımla beraber hep. Yani iki farklı gerçekliğe inanan Amerika, iki farklı seçim sonucuna inanan Amerika, siz de belirttiniz. Bu yankı odalarında yer alan iki farklı Amerika var. Ama günün sonunda bu iki Amerika'nın çatışmasını engelleyen de herkesi kapsayabilen bağımsız ve tarafsız bir hukuk sistemiyle bağımsız, özgür ağırlığı olan anayasal kurumlardı. Bu nedenle ben bu resme bakınca özellikle bir hukukçu olarak bu bağımsız kurumların ne kadar önemli olduğunu ve yeri geldiğinde kendi partisine karşı gelebilen ve anayasaya bağlıyım diye mektup yayınlayan bir durum görüyorum. Bu nedenle herkesin Mike Pence'in Mike Pence korkaktır, bana ihanet ediyor, bizi ihanet ediyor diye tweet atarken Mike Pence'in ben anayasayı okudum ve benim seçim sonuçlarını reddetme yetkim yok, ben anayasaya bağlıyım başkana bağlılıktan da önce diye açıklamasını da okuması gerekiyor. Bütün dünyadaki demokrasilerin ve siyasetçilerin. Çok teşekkürler. Bu önemli bir tespit. Bu toz duman içerisinde, hareketli görüntüler içerisinde bu hikayeyi sadece seçim sonucunu sabote etmeye gayret edenlerin hikayesi olarak da lanse etmemek açısından önemli. Bir taraftan da anayasaya bağlılık, demokratik kurumlara bağlılıkla ilgili koca bir hikaye yazıldı dünden beri. Bu da tabii önemli ve yine dünyada izlenecek bir hikaye. Amerika sınırlarında bu açıdan aşan bir hikaye. 13 gün nasıl geçecek sorusunu çok kısa cevaplamak istiyorum. Onu da duyalım sonra. Başka artık Pence açıkladı, Biden seçimi kazandı. 20 Ocak'ta zaten Trump da bir açıklama yayınladı. Twitter yasaklandığı için Twitter'ından yapamadı. Yardımcıları açıkladı açıklamayı ama günün sonunda Trump o yemin törenine katılacak. Katılmasa da, katılsa da yüksek mahkemenin başyargıcının huzurunda bir İncil'e el basarak Joe Biden yemin edecek ve göreve başlayacak. O saatten sonra Trump ister ofisten çıksın, ister çıkmasın, herhangi birimiz Beyaz Saray'daymış gibi, herhangi bir turist varmış gibi Biden herhangi bir güvenlik görevlisine, hiç televizyonlarda konuşulduğu gibi ordudur, bir şeydir, hiçbirine gerek yok. Herhangi bir güvenlik görevlisine lütfen çıkarır mısınız beyefendiyi der. Onlar da Trump'ı çıkarırlar. Bunun varacağını sanmıyorum. Artık Trump çok rezil oldu çünkü. Yani artık çok ciddi bir durum var. Ama Trump seçim yemin töreninde tuhaf şeyler yapacaktır. Ben Trump'ı uzun zamandır takip ediyorum. Kendisi eski bir showman, reality star. Yani başkan olmadan önce insanları canlı yayından kovduğu bir program çekiyordu. Bu nedenle ilgiyi sevecektir. Büyük ihtimalle yemin töreninde el sıkışmama, bir laf atma, bir tavır yapma, bir kendisini sosyal medyada görünür kılacak bir hareket yapacaktır. O yemin töreninin sakin geçme teamülünü de ortadan kaldıracaktır ama bundan sonra çok protestolar, şiddetli olaylar bunların devam edeceği kanaatinde değilim. Evet, Trump'ın fiziksel olarak Beyaz Saray binasını terk etmesindense galiba Trump'ın temsil ettiklerinin Amerikan siyasi bünyesinden nasıl atılabileceği konusu Amerika için daha zorlu bir soru. Yoksa evet, bir eskortla oradan polis ya da güvenlik görevlisi işte çıkış burada denebilir de o öyle hep o yüzden dendi seçimlerden sonra da Trump gitse de Trumpizm denen şey kalacak ve Amerika'nın onu çok ciddi tartışması lazım. Öyle aday gitti o iş bitti değil. O aday hangi sinire dokunuyor Amerikan sisteminde, biraz onu bulması gerekecek Amerikalıların. Profesör Doktor Fuat Keyman'la devam edebilir miyiz? Trump azledilecek mi sorusu var. 25. madde konuşuluyor. O madde nedir? Evet. Azledilmesi mümkün müdür bu koşullarda? Hem sizden hem de Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'dan. Azledilmesi mümkün. Yani 25. anayasanın 25. maddesi, eğer başkan yönetme kapasitesini kaybederse bunu yani başkan yardımcısıyla başlayan bir süreç olarak azledilme mümkün gözüküyor.
Aynı şekilde Senato ile olabilir. Fakat Yunus Emre Bey'in söylediği gibi bugün tam sizin programdan önce, yani bugün Trump'ın yaptığı açıklama ve 20'sinde yani ben barışçıl bir şekilde iktidarı devredeceğim demesi. Demek ki Trump'ın da kabulünü sağladılar. O yüzden yani sakin bir 13 gün geçebilir diye düşünüyorum ben. Hani bu tartışma yapılıyor. Trump'a güven olmadığı için bu süreci ciddi olarak tartışıldığını söyleyebiliriz Washington'da. Anayasa hukukçuları arasında, siyasetçiler arasında. Tabii burada Yunus Emre Bey'in söylediklerine ek olarak şunu söylemek isterim. Tabii Trump çok büyük oynadı. Bir darbe yaparaktan seçim sonuçlarını geri çevirmek üzerine bir büyük bir oyun oynadı. Fakat kaybetmesi de bence büyük oldu ve şu anda Biden yönetimi olduğundan daha güçlü bir konumda. Yani siyasi olarak olduğundan daha güçlü bir konumda, ahlaki olarak olduğundan daha güçlü bir konumda. Örneğin sabahleyin bakıyordum, Ipsos Amerika'nın, Ipsos Washington'un yaptığı dünkü anketlerde Amerika'nın ilk defa %51'i darbedir diyor. Sadece %19 bu protestoların olabileceğini söylüyor. Yani esasında halk temelinde de Trump kaybederken Biden çok daha bugün Amerika'nın ihtiyacı olan lider pozisyonuna geldi. Üçüncü olarak tabii hem Yunus Emre Bey bunları çok iyi takip ediyor. Yani Amerikan sisteminin içi yapısına baktığımız zaman Senato çok önemliydi. Fakat Senato'yu da Demokratlar kazanınca şimdi Biden yönetimi kurumsal anlamda da çok güçlü oldu. Bir de tabii hep söylüyoruz, yani Biden bundan sonra kurumlarla birlikte yöneteceği için esasında bu Trump'ın lider temelli siyaset yapma anlayışının da bitime oldu dün akşam. O yüzden Trump beklemediğinden çok daha güçlü bir Biden yönetimi yaratmış oldu. Bunu göreceğiz. 13 gün biraz daha rahat geçecek diye düşünüyorum ben, ama bu azil tartışmaları yapılacaktır. Çok Fuat kısa Bey, bir zaman benim var. Benim size burada bir sorum olacak. Affedin, bölmek istemiyorum ama söylediğiniz ilgimi çekti. Aslında Trump Biden yönetimini de güçlendirmiş olduğu tespitiniz üstüne sormak istiyorum. Amerika'nın dünyadaki imajı itibariyle baktığınızda da bu demokrasi mesajına, hukuk devleti vurgusuna, aslında bunlardan bahsederken Amerika'nın inandırıcılığının da zedelendiği konuşuluyor bir taraftan. Bu açıdan ne düşünürsünüz? Hani Trump yönetimi gidiyor, Biden'ın bu mesajını da zayıflatıyor mu aslında? Dünyada tabii çok büyük bir, zaten Trump'ın son yılında Amerika dünya liderliğinde her boyutta, bu Covid dönemi olsun, Black Lives Matter ırkçılık olsun. Dün hiç unutmayalım, yani dün Yunus Emre Bey galiba hayatı oray söyledi, yani dün çok ciddi bir ırkçılık sorunu olduğu da tescil edildi. Çünkü tabii beyazlar olduğu için polis müdahale etmedi. Ve bu yüzden de mesela dünkü tartışmalarda eğer bunu siyahlar yapsaydı ne olurdu, bunu Müslümanlar yapsaydı ne olurdu tartışması da gündeme geldi. O yüzden hakikaten bunu söylerken şunu kastediyorum. Yani Biden yönetimi hem Senato, Kongre ve başkanlık olarak çok güçlendi. Trump'ın bu yapmış oldukları ile ahlaki anlamda, yani Amerika içindeki konumu temelinde güçlendi. Fakat sabahleyin CNN'de bir, yani CNN International'da bir programı izlerken, biliyorsunuz Türkiye Amerika'ya, Türkiye'nin oradaki vatandaşlarına aman sokağa çıkmayın, Washington'da kapilere doğru gitmeyin diye bir çağrıda bulundu. Bunu CNN'dekiler şöyle yorumladılar. Yani Amerika genelde Türkiye'de olan olaylarda Amerikan vatandaşlarına aman evde oturun derken, şimdi Türkiye Amerika'daki Türkiye vatandaşlarına aman evde oturun diyor. Bu tabii sizin sorduğunuz soruya çok güzel bir yanıt. Yani Amerika'nın dünya düzeyindeki algısında çok ciddi bir kırılma oldu. Fakat ben Yunus Emre Bey'in söylediğini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dün aynı zamanda biz böyle bir şekilde, yani Afşin Hanım sizin söylemiş olduğunuz bu oyun bozuluyor, ben oyunu bozarım, seçimi kaybetsem bile hayır ben seçimi kazandım diyerek seçimi tekrardan geriye döndürüp ben kendi lehime çevirebilirim oyununu oynayan bu popülist liderlerin, bu yeni siyaset anlayışının olmayacağını, olmamasında kurumların ne kadar önemli olduğu, hukukun ne kadar önemli olduğu. O yüzden dün o iki tane o Amerika'yı yaşadık. O yüzden de bence dünün o yanının da altını çizmesi gerekir. Ben şöyle bitireyim bu turu. Yani burada Biden yönetimi güçlü olduğu için çok hızlı bir Amerika'yı tekrardan
canlandırma sürecine girecektir. Tekrardan Amerika'nın dünyadaki algısı, kendi içindeki yapısını canlandırma sürecine girecektir ve Hüseyin hocamızın da söylediği gibi, yani Trump yalnız bırakıldı. Mike Pence tarafından, diğer senatörler tarafından. Hı hı. Trump yönetimi üzerine de dün bir oyun oynandı ve burada Trump'ın yalnız bırakılması bundan sonraki dönemde hukuki bağlamda Trump'ın işinin çok kolay olmayacağını gösteriyor. Çok ciddi anlamda bir temizlik operasyonunda olacaktır diye düşünüyorum ben. Amerika'da, Washington'da bu tür olayların yaşanmaması ve bunun da temel referansı olan Trump ve Trump gibilere bir gözdağı vermek için Trump'ın üzerine gidilecektir. Bu sadece vergilerle olmayacaktır. Yani azil olmasa bile dünkü olaylara bütün anayasa hukukçuları Amerika'da isyana teşvik etmek, darbe girişiminde bulunmak, Amerikan demokrasisini yok etmek gibi çok ciddi suçların işlendiği ve bu suçların işlenmesi Trump'ın önemli rol oynadığını vurgulayarak konuşuyorlardı. Hapse girebilir mi Trump bunlar için? Efendim? Hapse girebilir mi Trump bunlar için? Oralara kadar gidebilir. Yani bence dün esaslı Trump, onu diyorum, çok büyük oynadı ve kaybetti. Ve kaybederken bir taraftan Amerikan grupları kazandı ama Biden çok güçlendiği için şu anda yani Amerika'daki genel konuşma şekli, yapılan araştırmalar, bu ilk yani yapılan surveylerin sonuçları, Ipsos'un yaptığı gibi, yani burada esasında bir cezalandırma olacaktır. Şu anda seyrettiğimiz insanlar ciddi anlamda cezalandırılacaktır. Bir kadın öldürüldü. Beyaz bir kadın öldürüldü. Kongre binasında öldürüldü dün. Yani Hüseyin Hoca'nın söylediği o kanlı bitmesi, esasında bu isyan sadece bir protesto değil. Yani bir darbe girişimi ve bir insanın yok edilmesi, öldürülmesiyle sonuçlanan bir şey. Bunun esas sorumlusu Trump olduğu için muhakkak Trump sadece vergi yahut da farklı konular değil, bence hukuki ve cezai anlamda, ceza hukuku anlamında ciddi bir süreçle karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hüseyin Bağcı ile devam edelim iki soruyla. Trump azledilir mi hakkında yargı süreci başlar mı? 25. maddeyi bu bağlamda belki değerlendirirsiniz. Bir de tabii sizin Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğine dair dün yaşananlardan sonra ne gözlemlediğinizi merak ediyorum. Tekrar eder misiniz? Trump, eder misiniz? Tabii. Trump'la ilgili iki soru. 25. madde bağlamında azledilmesi senaryosuna nasıl bakıyorsunuz? Bir, yargı yolu açılıyor mu Trump için dünkü olaylar sebebiyle? İki, ve Cumhuriyetçi Parti'nin geleceğine dair ne söyleyebilir dünkü olaylar? Çünkü onun yanında durmayan Cumhuriyetçiler var. Tabii, başkan yardımcısı dahil olmak üzere. Şöyle diyelim, ben dün akşam gece 11.30'dan sabah 4'e kadar Habertürk tarafından bu konuları tartışmak için mahkum alındım diyeceğim. Hiçbirimiz uyumadık, sormayın. İçimizde kan değil kahve dolaşıyor bugün, sormayın. Yani gerçekten, ama şaka demiyorum. Yani içtiğim çayın ve kahvenin adı hesabı yok benim de. Ama dün akşam Yunus Emre de katılmıştı bir ara toplantıya. Gecenin ikisinde, 2 ile 4 arası. Ben daha önceden katılmıştım bir de. Dediğim gibi 4,5 saat mesai yaptık sabaha kadar. Helal şunu edin. Anlattık. helal olsun. Şunu diyeceğim. Dün yaşanan görüntüler ve bugüne yönelik öngörülerimiz aslında şöyle oldu. İktidarı bırakacak mı sorusuna vereceğimiz yanıt, evet bırakacaktı. Yani hani ben amcasına mı bırakacak derken onu kastettim. Yani bırakacak, başka yolu yok. Amerikan hukukunun, Amerikan kurumlarının hala, ve Yunus Emre bence çok güzel bir başlık attı. Trump mı yoksa anayasal hukuk mu sorusu çok güzel bir başlık. Yani hukuk devam ediyor. Anayasaya itaat devam ediyor. Kişiye değil, yasalara itaat. Bu çok önemli. Amerikalılar bu anlamda çok önemli bir imtihan verdiler. Bu bir başka ülkede olsaydı belki böyle bitmeyebilirdi. Yani siyasal olarak güçlü bir başkanın arkasında duran ve o güne kadar geçerli olan yasaları devre dışı bırakan bir hukukçular kitlesi, insanlar kitlesi olabilirdi. Ama bu olmadı Amerika'da. Amerika'nın en büyük gücü halen anayasal hukukun geçerli olması ve uygulanabiliyor olması. Bu sizin bana sorduğunuz sorulara doğrudan bir cevabı da teşkil edecek. 25. madde uygulanabilir mi konusunda ben de
değerli meslektaşım Fuat Keyman gibi düşünüyorum. Evet, uygulanabilir. Ama uygulanıp uygulanmayacağını bundan sonra Donald Trump'ın açıklamaları belirleyecek. Yani sakin mi geçecek? Yoksa Donald Trump ızını alamayıp farklı böyle provoke edici açıklamalarda mı bulunacak? Onu göreceğiz. Ama yalnız olduğu kesin. Yani şu anda hukuki anlamda yalnız olduğunu söylüyorum. Destekçileri muhakkak vardır sokaklarda ama hukuken yalnız. Bu uygulanabilir ama vakit çok daralıyor. Herhalde onu kontrol altına almak için ailesi, çevresi, particiler ellerinden geleni yapacaklar. Yargı yolu açık olacak mı? Bence olacak. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ı yargılamaz ise, yani onun hakkında bir hukuk süreci başlatmaz ise, o zaman Amerikan demokrasisinin çok daha büyük yara alacağı da kesin. Yani burada Fuat Bey'in verdiği o analoji, yani çok büyük oynadı ve büyük kaybetti. O zaman gereğini yapacak. Yani kazanmış olsaydı o zaman sistemi değiştirecekti. Kazanamadı o zaman sistem onu, en azından benim bildiğim kadarıyla Amerikan sisteminin böyle bir affedici yanı yok. O nedenle yargı yolu açık. Siyasal anlamda yargılanması yolu açıldı. Ve ben bunun yapılacağını düşünüyorum. Yani Amerikan kurumlarının itibarını ve bugüne kadar edindikleri deneyimleri gölgeye eğer düşürmek istemiyorlarsa. Üçüncü olarak Cumhuriyetçi Parti ne olacak? Bence bu çok güzel bir soru. Ya Amerika'da bundan sonra yeni siyasal partiler kurulacak. Cumhuriyetçi Parti'nin bu ve benzeri olaylarla yaşamaması için kendi içerisinde çok önemli bir temizlik sürecine girmesi gerekecek. Bu da olabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bizim bildiğimiz o klasik iki partinin, yani Demokrat veyahut da Cumhuriyetçi başkanlar döneminin de öyle gözüküyor ki, eğer gelişmeler öyle evrilirse, üçüncü partilere ve koalisyonlara bile gitme ihtimali olabilir. Hatırlayın, Ross Perot dönemlerini hatırlayın. Yani adam tek başına çıktı, iki partinin dışında bir aday oldu ve çok da yüksek bir rakam almıştı. Ama tabii devlerle mücadele kolay değil. Ama şimdi Ross Perot tipi birileri eğer çıkarsa Amerika'da, ki anayasal olarak bu mümkün, parti kurmak mümkün, partileri kurabiliyorsunuz. Bu Amerika'daki seçmenlerin davranış biçimini de değiştirebilir. Yani bizde de, yani iki partili sistem vardı, çok yani CHP ve Demokrat Parti. Onun yanında işte bugün bambaşka siyasal bir ortam var. Amerika bu yola evrilir mi sorusu, herhalde böyle bir ihtimal var ama tabii tam olarak ben siyasal bilimler açısından bunun Amerikan örneğinde nasıl gerçekleşeceğini şimdiden öngöremiyorum. Hani iki parti alacak, özellikle cumhuriyetçiler kendi içlerinde daha sağlıklı anayasaya itaat eden, anayasayı böyle kendi kafasına göre son 4 yılda olduğu gibi değiştirmeye kalkmayan, devletin temel davranış biçimlerini yok eden, kendi kafasına göre kişileri belirleyen, atayan veyahut da değiştiren, çok sık değiştiren birinin gelmemesi yönünde şey yapacaktır. Düşünsenize, Fuat Bey de Yunus Emre de çok iyi bilecektir. Yani Rex Tillerson diye yani Exxon'un başkanını, dışişleri bakanı yaptı ve adamı tweetle aldı. Şimdi şimdi bunun şeyini okuduğunuzda, Bob Woodward'ın kitabını okuduğunuzda görüyorsunuz, adam diyor ki ya bak konuşuyorum sana diyor. Eğer aramızda bir karşılıklı bir problem olacaksa, yani beni çağır de ki kardeşim ben senden hoşlanmıyorum artık, görevini bırak git. Tamam diyor, sonra adam Afrika ziyaretinden geliyor. Washington'a iniyor, birkaç saat uyuyacak çünkü saat 4'te iniyor. Saat 8'de randevu vermişler Beyaz Saray'da, 2 saat uyuyor, 6'da kalkıyor. Gidecek, hazırlanıyor. Yani işi de kapıda geçirecek, tweet geliyor, görevden alın diye. İnsanlara çok böyle dünyanın tanıdığı bürokrat, diplomat, siyasetçi, akademisyen bu gibi şeylerde daha temkinli olacaklar. Bu nereye götürecek biliyor musunuz? Çok zeki insanların veyahut da toplumu daha iyi yönetebilecek insanların siyasetten çekinmeye, siyasetçi olmamaya götürecek. Bu tehlikeli bir gelişme.
Dünyada birçok örneği var. Yani adam niye girsin ki, düşünsün. Yani John Bolton en basit örneği, yani John Bolton, benim de uzun yıllardır toplantılardan tanıdığım ulusal güvenlik danışmanı. Adam kitabında da anlatıyor ya, 1,5 yıldır anlattım anlamadı diyor. Ve o da oy vermedi. Düşünün yani, ulusal güvenlik danışmanınız sizin partinize oy vermiyor. O nedenle önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda içerisinde yeni bir tartışmaya girmesi kaçınılmaz diye görüyorum. Peki. Ve başkan adaylarının da seçilirken herhalde çok daha dikkatli bir seçime maruz kalacaklarını acaba bağlantıyı iyileştirebilecek bir müdahalemiz olabilir mi? Rejiden arkadaşlarımdan bilgi rica edeyim. Kestik duyuyoruz. Avşin Hanım, bir Yunus Bey'e geçmek için bir eklemede bulunabilir miyim? Buyurun. Kısa rica edeceğim ki Yunus Emre'ye de vakit kalsın diye. Kısa olarak yani Yunus Bey ve Hüseyin Hoca da biliyordur. Biliyorsunuz Amerika'da bir çay partisi gerçeği vardı. Yani Trump'ın başlangıcı ve bugün geldiği nokta o çay partisinin özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki yapısıdır. O yüzden iki Amerika devam ediyor. Trumpizm dediğimiz şey devam ediyor. Trump yenilmekle birlikte. O yüzden hani biz şeyi beklemeyelim. Hani Cumhuriyetçi Parti eskiye dönecek, rahat bir yapı olacak değil. Bu kızgınlıklar, bölünmüşlükler, bunların hepsi devam edecek. O yüzden hakikaten hem Cumhuriyetçi Parti hem demokratları hem Amerika'yı, tabii o temelde de dünyayı çok zor günler bekliyor. Yani onun altını çizip öyle bir Yunus, bu çay partisi olayını şey yaparak, hatırlatarak Yunus Bey'e geçelim demiştim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok çünkü içeride zaten başka bir hareketlilik vardı çay partisiyle ilgili olarak. Hüseyin Bağcı'nın dediği bir şey ilgimi çekti. O yüzden de o benim içimden geldi, o ek yapmak. Hani insanları siyasete girmek konusunda da belki düşündürebilir dediniz ya. Galiba hikayenin nasıl yazılacağına da bağlı. Yani bu Yunus Emre'nin işaret ettiği gibi anayasal düzenin ve kurumların yüceltilmesi, onların kıymetinin anlaşılması, idrak edilmesi yönünde bir hikayeye dönüşürse belki bunun tam zıttı, buna gönül veren insanlar daha çok siyasette olabilirler. Belki böyle bir yere göre de evrilebilir. Bir de Trump'ın hukuken yalnız olması tespiti, bu da benim çok ilgimi çekti. Hukuken yalnız bırakılmış olması, dünkü olaylar sonrasında platformlarını kaybettiği, o mesajı diri tutacak enstrümanlarını yitirdiği anlamına da gelmiyor. İşte o an gibi platformları, işte QAnon gibi gruplar, onların varlığı da devam ettiği sürece yani bugün böyle olmaz, yarın başka bir yerden de çıkış yapmaya gayret edebilir. O enerjinin, o hattın ne olduğunun iyi anlaşılması, iyi takip edilmesi gerekecek galiba Amerika içerisinde. Aklıma bunları getirdi tespitleriniz. Hızla Yunus Emre Erdoğan'a sözü bırakayım. 25. maddeyi de bize hukukçu kimliğiyle de hatırlatırsa sevinirim. Ve bunun yansıması ne olabilir diye. Partileri çok iyi takip ettiğini de biliyorum Yunus Emre Erdoğan'ın. Demokrat Parti içinde aynı soru geçerli. Nasıl şekillenir iki parti içerisindeki dinamikler Yunus Emre Erdoğan'ın görüşüne göre? Şimdi 25. maddede şöyle açıklayalım aslında, bu maddeden çok bir kurumları açıklayalım. Bir azil dediğimiz bir şey var. Temsilciler Meclisi başkanı itham eder görevini kötüye kullanmakla. Senato ise bir dava merciği olarak bunu görür ve başkanın görevden azil edilip edilmediğini Yüksek Mahkeme Yargıcı'nın başkanlığında düzenlediği bir yargı sürecinde bütün senatörler jüri olur. Ve en son bu 2 sene önce Ukrayna konusunda yaşanmıştı. Bu Pence'in ve kabinenin durumu ise bu azil sürecinden bir tık daha farklı. Federal görevli olan ve kabinenin çoğunluğu başkan görevini bir hastalık, bir akli melekeleri iyi kullanamamadan dolayı yerine getiremiyordur diye çoğunlukla karar aldığı zaman başkanı görevden alabiliyor. Şimdi bu durumda bir görevi ifa edememe lazım kötüye kullanmaktan çok. Ama bazı hukukçular diyor ki Trump şu anda kontrolü kaybetti ve bu durum işletilebilir. Ama ikisinin de olup olmayacağı konusunda, hani 20 Ocağı az kalmışken ikisinin de olma olasılığı şu anda az gözüküyor. Şimdi bu şunu da iki parti olayında şunu söylemek istiyorum aslında. Şimdi Amerika'da iki parti zorunlu değil, Hüseyin Hocam'ın dediği gibi fiili bir çoğunlukçu
basit çoğunluğa dayanan dar bölgeli bir seçim sistemi olduğu için oylar bölünmesin diye herkes iki partiye yönelmiş durumda Amerika'da. Ama iki parti de aslında bir şemsiye parti. Yani kendi içinde büyük bir koalisyon bu iki partide. Genel başkanları yok, oldukça merkezi yönetim az ve her eyalette farklı bir şey savunabiliyor bu iki partide. Ve mesela Demokrat Parti içinde sol kanatla merkez kanat, Cumhuriyetçi Parti içinde de Trumpçılarla merkezciler olarak zaten hali hazırda iki partide ikiye bölünmüş durumda. Şimdi yapılan anketlere göre YouGovernment'ın bir anketini okudum ben de sabah. Cumhuriyetçilerin %45'i kongrenin basılmasını onaylıyor. Yani Trump'ın çağrısı, cumhuriyetçi seçmenin kongreye girmesi, orada protesto yapmasını onaylayan neredeyse yarı oranlı bir cumhuriyetçi kitle var. Diğer yarısı da onaylamıyor. Yani Cumhuriyetçi Parti fiilen ikiye bölünebilir ileride. Cumhuriyetçi Parti bölündüğü zaman Demokrat Parti'de merkez siyasetçiler de siyaset yapmak zorunda olan, aman oylar bölünmesin, cumhuriyetçiler kazanmasın kaygısının içinde olan Elizabeth Warren, Bernie Sanders gibi sol isimler, Cortez gibi sol isimler de biz sizle uğraşmak istemiyoruz artık. Madem cumhuriyetçiler bölündü biz de bölünelim deyip fiilen dört partili bir sisteme, dört ciddi adaylı, aynı Ross Perot'un seçimlerinde olduğu gibi dört alternatif adaylı seçimlere gidebiliriz. Bunu yaşayacağımızı çok erken yaşayacağız. 2022 seçimlerinde, ara seçimlerinde senatörlük koltukları da seçime gidecek. Büyük ihtimalle Trump bu 20 Ocak'tan sonra eyalet eyalet dolaşıp sözde cumhuriyetçi dediği anayasa ve hukuka saygılı cumhuriyetçilerin seçim kaybetmesi için eyalet eyalet dolaşacak. Veya Biden İran'la nükleer bir anlaşma yapmaya oturduğu zaman televizyon dolaşıp bakın ülkeyi satıyorlar, İran'la masaya oturuyorlar diye açıklamalar yapacak. Yani Trump evet belki seçilme şansını azalttı ama asla bu işin peşini, siyasetin bırakmayacaktır. Ve her zaman etkin olarak bugün bu yaşananlar bir prova gibiydi. Yani Trump'ın sözüyle kendi polisine, kendi anayasasına, kendi kongresine saldıran bir kitle izledik. Trump aslında şu mesajı verdi bence. Bakın neler yapabiliyorum. Bu nedenle ben de bu yargılanma süreçlerinin çok detaylı ama Trump'ın hapse girmesi olasının siyasi açıdan demokratların da istemeyebileceğini de düşünüyorum bu yaşanan görüntülerden sonra. Yunus Emre Erdoğan, iki görüntü ekrana çağıracağım ve yorum rica edeceğim üstüne. Birincisi, dünden sonra bütün dünyanın dikkatini çeken o kostümlü protestocu, onun görüntüsü bir gelebilir mi? Bu kürklü boynuzlu şahıs. Endişe içerisindeyim, kendisine bir radyo programı hostluğu teklif edilecek ya da işte bu OAN Network'te bir görev alacak ve böyle bir yöne evrilecek bu 6 Ocak olaylarının sembol ismi diye ben endişe içerisindeyim bu şahısla ilgili. Kim bu kürklü boynuzlu Trumpçılar? Soru bir burada var. Bir de Yunus Emre Erdoğan'a soru, sonra da diğer konuklarımdan yorum rica edeceğim. Çok çok tartışılan bir başka şey de burada güvenlik güçlerinin rolü olduğu. Mesela Siyah Hayatlar Değerlidir eylemleri sırasında kongrenin önündeki polis varlığı ve tavrıyla dünkü polis varlığı ve tavrı karşılaştırıldı. O görüntüler varsa onu da ekrana davet edelim. Üstüne de buradan hem bu Trumpçılar kim hem de onlara yönelik güvenlik güçleri müdahalesinde öne çıkan gözlemler ne oldu? Tüm konuklarımdan da bununla ilgili yorum rica edeceğim. Öyle de veda edeceğiz. Yunus Emre Erdoğan, önce sonrasında da Profesör Doktor Fuat Keyman ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı'yla devam edeceğiz. Bu Kürtlü kişi Jake Angel'ı denilen bir komple teorisi, kanon dediğimiz bir komple teorici heterojen grupta komplo şamanı, yani bu teorileri yayan, yayınlar yapan, binlerce kişiyi etkileyen o grup içerisindeki karizmatik biri. Bu kişinin inandığı komplo teorileri, işte demokratların pedofili olduğunu inanıyor, pizza dükkanlarında çocukların satıldığına ve Amerika'yı gizli Müslümanların yönettiğine inanıyor ve bunları da çok karizmatik bir şekilde yaymaya çalışıyor. Kendisinin bu görüntülerden sonra Türkiye'nin sosyal medyasına da gündeme geldi. İşte kim bu, Instagram'ı ne, çok karizmatik filan gibi yorumlar da atıldı. Kendisinin sahip olduğu bu etkin belaget yetenekleri aslında Trump seçmeni nezdinde de işe yarıyor. Trump mitinglerinde Arizona'da kalabalığı coşturuyor mesela. Trump'ın kampanyasındaki kişilerle fotoğrafları var. Oldukça içli dışlı bu süreçlerle ve sizin dediğiniz gibi ilerleyen zamanlarda eğer hapse atılmazsa, FBI tarafından tutuklanmazsa kendisini göreceğiz. Çünkü çok büyük bir kitleyi aslında çok görünür olmayan medyada yönlendirebilecek kapasitede yönlendirebilen bir komplo şamanı.
Bu polis müdahalesi konusunda ise şöyle bir gerçek var. Amerika'da elinizi siyahsanız ve ehliyetinizi almak için arabanızda torpido gözünü uzattığınız zaman sizi polis vurabiliyor. Ama burada göstericilere polis selfie çekti. Göstericileri ilk başta sert müdahale etmedi. Burada da yorum şu, gerçekten beyaz oldukları için ilk başta çok ciddiye almadı ve müdahaleyi geç düzenledi. Tabii Trump'ın ulusal muhafızları Pence'in isteğine rağmen çağırmaması da konuşuluyor. Oradaki görevlilerin sayısı da azdı. Ne yapabilirlerdi ki? Her şey Trump'ın yüzünden oldu diyenler de var ama siyah olsalardı eminim ki merhaba dediği anda onu vurabilecek bir güvenlik gücü olacaktı. Peki. Çünkü hala ırkçılar. Peki. Birer dakika. Profesör Doktor Fuat Keyman ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı için bu polis müdahalesiyle ilgili yorumlarınızı lütfen. Evet. Ben valla şunu söyleyeyim. Yunus Emre Bey iyi açıkladı. Ama iki tane dizi var çok seyredilen. Bunlardan bir tanesi Homeland. Homeland'in seyircilerimiz 5, 6 ve 7. sezonlarını izlerlerse bizim yaptığımız akademik açıklamalardan çok da net olarak günü anlarlar. Bir de Tiger King diye bir dizi var. Bunu da şey yaparlarsa Trump taraftarlarının nasıl kişiler olduğu, Amerika'nın nasıl içsel derin Amerika dediğimiz o ikinci Amerika'da nasıl derin Amerika'nın yaşadığını görebilirler. Ben esasında akademisyen olmakla birlikte Homeland dizisi ve Tiger King dizisini izlerlerse bu Amerika'nın geldiği durumu, o yönle de dünyanın geldiği durumu çok net açıklayan bir şeye, açıklayıcı bir noktaya gelebilirler diyorum. Polis kabul edilemez. Yani polis dün Amerika'da ırkçılığın ne kadar ciddi bir sorun olduğunu gösterdi. Beyaz oldukları için, belli yerden geldikleri için, ben beyaz Amerika'yı temsil ediyorum dedikleri için hiçbir şey yapmadı. Siyah olsalardı, Müslüman olsalardı çok daha farklı bir dünle karşılaşırdık. O yüzden ben yapılan yorumlara ve kendim de eklemek istiyorum. Yani ırkçılığın ne kadar sorun olduğunu bir kere daha gördük. Polis dün sınıfta kaldı. Çok net olarak söyleyebiliriz. Evet. Buyurunuz Hüseyin Bağcı. Sizin de son yorumunuzu hızla duymak isterim. Hemen. Bir, Amerika Birleşik Devletleri artık eski Amerika Birleşik Devletleri değil. Yani 6 Ocak'la 7 Ocak arasındaki fark çok büyük. İki, Amerika'daki ırkçılık yapısal bir sorun. Her ne kadar hukuki düzenlemeler yapıldıysa da pratikte yaşanan bir sorun. Bu devam edecek gibi gözüküyor. Üç, uluslararası yapıda, uluslararası dünya düzeninde önümüzdeki dönemde demokratik ülkelerin hangi sorunlarla karşı karşıya kalacağı ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin de ne kadar gerekli olduğu ve eşitlik başta olmak üzere eğitimde, diğer alanlarda açık toplumların ne kadar büyük sorunları olduğunu göreceğiz. Karl Popper'ın Açık Toplumun Düşmanları isimli kitabı vardır. Bu Soğuk Savaş döneminde çok uygulandı. Şimdi Profesör Rutger Cunard'ın Küreselleşmenin Düşmanları diye bir kitabı var. The Enemies of Global Society. Yani küreselleşmek, özgürleşmek isterken bu özgürleşmeye ve küreselleşmeye karşı olan Fuat Bey'in dediği derin Amerika'daki tepkiler sadece orada değil, Avrupa'da ve dünyanın başka ülkelerinde de ortaya çıkacak. Evet. Çok gergin günler bekliyor bizi. Çok konuşacağız, onu söyleyebilirim. Bu yayında bütün bu özellikleri sebebiyle belki haftanın diğer günlerinde yaptığımız yayınlara kıyasla tarihi bir yayın oldu. Türkiye'den nasıl görüldü ve nasıl analiz edildi bu 6 Ocak tarihi? Bu da böyle kalacak hafızada, kayıtta. Eminim ileriki dönemlerde de tespitlerinizden bu şekilde faydalanılacaktır. Sadece şu anda izleyenler, dinleyenler değil. O yüzden ayrıca teşekkür ederim vakit ayırıp katkı verdiğiniz için programa. Yunus Emre Erdölen, Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik Amerika'daki 6 Ocak'ta yaşanan gelişmeleri ve sonrasındaki yansımaları. Burada noktalayacağız. Yarın saat 16'da bu ekrandayız. Ben Afşin Yurdakul. Görüşmek üzere.